Bu da olabilir. Bu da olabilir. Yani. Sonuçta bir işbirliği anlaşması yapılmış. Ya onlar bizden nasiplenecek ya biz onlardan. Onlar bizden nasiplenmeyeceğine göre yani bizim Birleşik Arap Emirlikleri'ne hadi siz çok şeysiniz bizdeki dizilerdeki gibi falan olsun diyemeyeceğimize göre anladığım kadarıyla senin anlatımından. O zaman demek ki oradan bize bir şey gelecek. Telkin. Aile birliğinin korunması ile ilgili tavsiyeler. Aynen. Ya biraz nasıl koruyorlar? Işte. Birleşik Arap Emirlikleri'nde aile birliği nasıl korunuyor? Yani biz de biraz ön bilgi sahibi olalım. Ne bekliyor bizi? Bütün Körfez ülkeleri geçerli bu. Sırf Birleşik Arap Emirlikleri değil. İşte oradan evet. Referans alalım. Yok son 2-3 yıl öncesine kadar bu Muhammed Selman gelmeden önce Suudi Arabistan'da kadın kimlik taşıyamaz. Bak kimlik. Senin eşin evliyan olmasına rağmen cebinde kimliği yok dışarı çıksa bile. Kimlik sende. Düşünsene bu Suudi Arabistan. Bu yeni yani 3 yıldır kimlik verildi işte araba kullanma hakkı verildi ama sosyolojik ve toplum baskısı olarak kullanan çok az. Çok az. Öyle şey değil. Dolayısıyla müthiş bir tutuculuk var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'da, Bahreyn'de, Kuveyt'te, Umman'da hepsinde var. Hepsinde. Hepsi kapalı. Yani bir tek şöyle yüzleri gözüküyor. Hepsi siyah. Şimdi şey anlamda sosyolojik ilişkiler şimdi sinema yok. Eğlence yok. Disko yok. Bar yok. Neyse. Plaj yok. Denize gideyim bilmem ne. En büyük eğlenceleri dağlara gider. İşte Umman dağları var. Çok böyle serin olur yazın. Orayı, ama hepsi kapalı. Şimdi niye buraya geliyorlar? Restoran, yemek yerleri falan. Hepsi kapalı. Restoranların ezici çoğunluğu aile tarafı ayrı, bekar tarafı ayrı. Tamam. Yazar zaten. Aile yazar böyle. Çalışma yaşamında ne kadar varlar? Aynı kadınlar, erkekler yan yana oturamaz. Yani diyelim ki bankada. Peki çalışabiliyorlar mı? Çalışıyorlar. Yani... Kadınlar çalışıyor. Daha çok eğitim sektöründe ama bankacılıkta da bayağı varlar. Ama dediğim gibi yani diyelim ki burası bir oda ya da bir salon. Atıyorum 20 kişi çalışıyorsa yani hepsi kadın. Peki yani erkek müşteriye hizmet verebilir mi kadın bankacı? Veriyor ama kapalı. Yani yüzü kapalı. Tamam kapalı. O zaman sorun yok. Kapalı. Ya dolayısıyla hani o detaylarla eğleneceksek, konuşacaksak saatlerce konu. Şimdi anladım. Mesela burada şimdi bir cümleyle söyleyeyim bunu kapatayım. Niye şeye geliyorlar? Türkiye'ye geliyorlar. Eskiden Bursa'ya çok gelirlerdi biliyorsun Yalova'ya. Şimdi Trabzon ve Karadeniz tarafı. Çünkü orada sosyal baskı yok. Yani şimdi burada oğlan kız çıktı çututtu yani el ele tutuşmazsa, öpüşmezse, bir şey yapmasa da yan yana yürüyebiliyorlar. Ama kendi ülkesinde bunu yapamaz. Çünkü gider birisi ihbar eder. Der ki Ahmet bak senin kızın bilmem kimle çıktı. Rezillik. Onlar aslında onlar. Ya ben sana bir şey anlatayım. Ben bak Katar'da hani bu Türkiye'nin müttefiği yıllar önce kaç sene önceydi. Üniversitede gittim konuşma yaptım. Ya otobandan kızlar oğlanlar yazıyor. Kampüsler kızlar ayrı oğlanlar ayrı otobandan ayırmışlar bak otobandan. Gittim abi simsiyah. Önce kızların kampüsüne gittim. Rektöre dedim ki ya hocam bu ne? Yani hocalar hariç önde oturuyor hocalar. Kadınlar da var erkekler de var. Arka kalan hepsi silme simsiyah. 3-5 tane böyle açık normal. O da büyük ihtimalle yani o ülkenin vatandaşı değil. Filistinli, Suriyeli olabilir, Lübnanlı olabilir. Öbür tarafta da erkekler. Hiçbir kadın yok. Şimdi burada var ya eğitim bakanı dedi ya ayıralım kızlar için oğlan. Düşünsene böyle bir şeyi ya karanlık bir tabloyu. Evet. Ya bu nasıl korkunç bir şey ya. Evet. Korkunç. Aile birliği diye belki başlayacak ama herhalde bize başka bir türlü birlik haline yani kendileriyle birlikte öyle bir gelecek tasarladıkları anlaşılıyor. Neyse bakalım artık AKP ne getirirse göreceğiz herhalde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri bakalım bize. AKP ne getirirse iyi getirir. Hangi konularda tabii yani ne yaparsa iyi yapar diye ben de öyle düşünüyorum. İyi yapar. ya benim çok ilgilendiğim.